Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli'deki konuşmasında tüm Azerbaycan vatandaşlarının, tüm milletlerin ve dinlerin temsilcileri normal yaşadığını, Ermeni halkının da Azerbaycan'ın önderliğinde iyi yaşayacaklarını bildirdi. Devlet başkanı suçlu, korkak rejiminden kurtulmaları gerektiğini vurgulayarak Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı liderler korkaktır. Orada yaşayan Ermeniler korkaklıklarını gördüler dedi. Muharibenin harbi halli yoktur. Sülh yoluyla bu mesele hallolunmalıdır. Ama biz sübut ettik. Muharibenin halli var. O cümleden harbi halli var. Ve bizim kahraman harbçilerimizin şücaeti, reşadeti hesabına, şehirlerimizin kanlı canı bahasına biz bunu sübut etmişiz. Rusya Devlet Duma Milletvekili Tamara Plentyeva, Rusya 1 TV sunucusu Vladimir Solovyov'un Dağlık Karabağ ihtilasına yönelik tutumunu değerlendirmek için Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayınları Şirketi'nin genel müdürü Oleg Dobrev'e başvurdu. Rospalt'a göre milletvekili Solovyov'un çatışma sırasında sık sık kışkırtıcı açıklamalar yaptığını söyledi. Solovyov'un tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmak yerine Dağlık Karabağ'daki savaşan taraflardan birinin tutumunu desteklediği kaydedildi. Solovyov'e davetli misafirleri Azerbaycan ve Türkiye halkında nahoş sözler söyleyerek açıkça Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Azerbaycan'ın Ulusal Uyanış Günü 17 Kasım 1992'de ilan edildi. Bakü'de Kasım Aralık 1988'de başlayan Ulusal Kuruluş Hareketi ile bağlantılı, o dönemde Karabağ konusunda Sovyet liderliğinin Azerbaycan karşıtı politikası sonucunda Azerbaycan'da Sovyet karşıtı bir halk hareketi oluştu. 17 Kasım 1988'de Bakü'nün ana meydanı Azatlık'ta Azerbaycan halkının uzun süreli mitingleri başladı. Moskova'nın Azerbaycan karşıtı politikasını protesto etmek için meydanda milyonlarca insan toplandı. Aralık ayı başlarında mitingler Sovyet birlikleri tarafından dağılsa da Moskova Azerbaycan halkının ulusal kuruluş hareketini durduramadı. Mayıs 1992'de Halk Cephesi iktidara geldi. Kısa bir süre içinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına gerçek bir tehdit oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği birlikleri Azerbaycan'dan çekildi. Bu yıl bayramın 32. yılı özel bir coşku, neşe ve gururla kutlanacak. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sudan'daki Port Sudan şehrinde Rus donanıma üssün kurulmasına yönelik teklifte bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı. Putin tarafından imzalanan kararnameye göre üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya üssü desteklemek için Sudan'daki havalanları ve limanlar aracıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer tesisatı getirmek hakkına sahip olacak. İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığına seçilen Joe Biden, iş dünyasından isimlerle bir araya geldikten sonra ekonomi alanında atacağı adımların planlarını açıkladı. Virüsü kontrol altına alarak ekonomiyi tekrar rayına oturtmak istediğini belirten Biden, "Önümüzde karanlık bir kış var. İşler rayına oturmadan önce daha da zorlaşacak. Covid ile mücadele için çaba sarf etmek gerek. Bu şekilde iş yerlerini güvenli bir şekilde açabilir, hayatımıza devam eder ve bu salgını geride bırakabiliriz. Zor olacak ama başarabiliriz," dedi. Trump yönetiminin aşı dağıtım planına kendisi ve ekibinin ne kadar erken erişimi olursa geçiş sürecinin de sorunsuz olacağını ifade eden Biden, "İş birliği yapmazsak daha fazla kişi ölebilir," dedi.